Bodrum'da Mayıs bereketi sürüyor. Bir dergi çekimleri sahnelerin, ekranların starlarını Bodrum'a demir attırdı. Daha önceki videolarda Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun deniz keyfini, Hande Erçel'in keremsiz tatil kaçamağını ve çok özel röportajını izlemiştik. Ve bugün Kenan Doğulu eşi Beren Saat'siz iniyor iskeleye. Yanında kardeşi Ozan Doğulu var. Ve pişti. Kenan iskeleye indi. Hande Erçel'le oldu pişti. Şöyle başucuyla selamlaştı iki ünlü. Hande Erçel an itibariyle üzerinde kırmızı beyaz basma fistanı olan zarafetiyle çekimlerin başlamasını bir minnere çökerek bekliyor. Tam bu sırada Hande Erçel'in yanındaki hanımlardan biri kameraları görüyor ve uzaktan parmak sallıyor. Çekmeyin kardeşim der gibi. Hande de o panikle sanki ayıp bir şey yapılıyormuş gibi perdenin arkasına saklanıyor. Neyse ki az sonra Hande Erçel ortada yanlış bir şey olmadığını hissederek tekrar çıkıyor beyaz örtünün arkasından. Ayağında terliği ve tüm zarafetiyle iskelede çekim hazırlıklarının bitmesini beklemeye devam ediyor. Tam o sırada mavi mayolu bir hanımefendi daha geliyor iskeleye. Muhabirler heyecanlanıyor. Ha, Beren Saat de geldi diyorlar. Uzaktan Beren Saat'e benziyor benzemesine hanımefendi ama Beren bu kadar uzun ve iri değil ki. Daha çıtı pıtı biri. Kim acaba bu hanımefendi? Abi oturan Beren Saat değil mi? Bir zoomlasana. Ona benziyor bir bak. Beren Saat değil o hanımefendi. Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu aslında. Ama muhabirler hala seçemiyorlar. Evet, abi oradaki Kenan Doğulu değil. Beren Saat nasıl Beren Saat ya? Kenan demişken o da Beren'siz bugün çekimlerde. Beyaz pantolonu bir eli cebinde poz veriyor bol bol. Çekim ekibi nasıl bir mizansen planlamış bilinmez. Ama Kenan ayakta, Hande Erçel minderde. Böyle devam ediyor uzun süre çekimler. Bu arada bizim muhabir arkadaşlar çekim biterken nihayet Beren yok galiba burada diyerek noktayı koyuyorlar güne. Mavili kim abi? Benim